Siz Seher'le kanka mı oldunuz? Kanka değildik, sadece arada sırada konuşan biriydik. Biz diyor çok samimiydik diyor. Hani biz çok samimiydik dedi. İnsan kankasının eşine bakar mı ya, ayrıldığı eşine? Yok yok, hayır hayır. Ha? Hayır hayır deyip durma. Evde bile konuşurken Seher'le kanka diye kanka konuşuyordun. Değildik. Seher diyor ki cuma günü gezeriz. Seher şu anda telefon attın. Çarşıya diye çağırırsın. Ben mi dedim Seher'e? Ha söyle. Ya ben miyim Yusuf'un eski karısına yazmaya çalışan? Bu kadın güzel, ben bu kadını çok seviyorum diyen ağzına alınacak kelimeler kullanan ben miydim be? Seher'e sorabilirsin, ben Seher'e hiçbir şey yazmadım. Peki şimdi Seher'le ilgili konuştum. Seher'de ya, telefon... Ya sen sus, konuşma artık ya. Hakkında. Seher merhaba. Merhaba ablacığım. Hoş geldin canlı yayına. Hoş bulduk. Şimdi yaşananları, konuşulanları dinledin mi? Dinledim ablacığım. Şu anda izliyorum. Yusuf benim hakkımda AÇ ile konuşurken Seher'in numarası deyip biz aynı otobüste gittik İstanbul'a, aynı otobüste geldik. Bu AÇ dedi sen sanıyor dedi. Ben dedi batağını bile kandırdım dedi bana. Ayça beni sen sanıyor. Aynen seni. AÇ ile beni konuştur dedi. Bana resmen otobüsün içinde bunları söyledi. Peki. Yani Yusuf bir plan yapıyor, senin evet. Adına Ayça ile yazışıyor. Yazışıyor, bir de Batuhan'ı kandırıyor. Yusuf neyin kafası bu? Peki Seher'cim ben... Vallahi yalan söylüyorum. Esra Hanım. Üst üste duyamıyorum. Boş konuşma Seher. Batuhan'a da bir şey sorabilir miyim? Tabii. Tamam, bir de önce Seher devam et. Sonra ne yapıyor peki Yusuf? Abla ben bir dakika Batuhan'a bir şey sorabilir miyim? Sorabilirsin. Batuhan, geçenlerde benim adımdan Yusuf seninle yazışmış. Sen telefon numarası göndermişsin. Evet. Sonra bu Ayça kavga çıkartmış. Bana dedi ki Ayça, ben dedim annenin yanına git. O da dedi ki annem dedi şiddet görmeyince dedi polise git demiş. Batuhan da beni dövmedi dedi. Sonra bana işte ben Kütahya'ya geleceğim, Yusuf benim biletimi alacak. Sen de gel beni karşıla dedi. Şiddet falan yok kızım. Şiddet yok Seher. Yalan söylüyor. Seher aşırı şiddet yok. Yalan söylüyor. Bana dedi şiddet yok dedi Asem. Ben bir kavga çıkarttım. Ben sabah kadın sabahıyla gidiyorum. Bak, neye gidiyorum bak, dedi. Tamam. Bak çok güzel diyorsun. Şiddet yok dedi diyorsun. Burada da evet, şu an... Evet dedi bana. Burada da şu an canlı yayında diyor ki... Polise git demiş. Polise git demiş. Şikayetçi ol. O da demiş ki şiddet olmadı bana anne. Ben nasıl giderim de şikayet edeyim çocuğuna demiş. Bir saniye Seher. Burada da şu an diyor ki canlı yayında... Bana şiddet ya, uyguladı. Lütfen. Ben polise gidecektim. Hayır şiddet yok. Ben dedim ki Batuhan'la iyi misiniz dedim. Her seferinde bana mutluyuz Batuhan'la iyiyim. Ama Yusuf benim adımdan Ağaç'ıyla o kadar yazıştı, o kadar konuştu. Ağaç'a yalan söyleme, o adam sana bir şey veremez. Odun yok, kömür yok. O evde nasıl duracaksın? O çocuğu nasıl büyüteceksin? Hayır, bir de böyle... Odun yok, kömür yok. Gel Allah aşkına buzdolabıma bakın. Yiyecekler içeceklere bakın. Evim Allah aşkına. Ay bir dakika bana ya. Ne? Çok özür dilerim, sinirlerim bozuldu. Bir dakika arkadaşlar, bir sakin. Yalnız olayı odunla kömüre lütfen bağlamayın ya, bu kadar basit bir şey değil. Yani Yusuf'un ne kadar sapkınca bir şeyi var ki Ayça'yla kadın olarak yazışıyor. Yusuf. Niye sinir? Ay dedi, odun var, kömür var diye dedi, sinirlendi. Hayır, ya... hayır canım. Hayır Esra Hanım, öyle bir şey yok. Benim telefonum burada. Ben açayım telefonumu, göstereyim, her şeyim ortada. Benim saklım gizlim yok ya. Yazışmadın mı? Sen yazışmadım, öyle bir şey yok. Sen yalancı, kadın taklidi yapıp Ayça'yla yazışmışsın. Bak bunu Seher söylüyor. Benim yerime yazıştı diyor. Ben gibi yazıştı diyor. Yalan, niye böyle bir şey yapıyorsun sen ya? Yok öyle. Öyle bir şey yok Esra Hanım. Hepsine bakabilir telefonum. Benim hesabımı falan bildiğim yok. Bir sürü hesap açıyor kafasına göre kendisi. Peki Seher... Engelledi dedin. He. Ayça beni engelledi. Beni konuştur ne olur. Bak ben ne ya, dedim orada? Bana. Ayça ile ben konuşuyordum. Ayça beni bir kere engelledi. Eşimle barışacağım dedi. Ben evet. Gördüm diye baskıdan dolayı barışacağım dedi. Ondan sonra söyle. Ben aramadım. Tamam eşim de aradı. He. Komalık oldum dedin. Niye yalan söylüyorsun? O kızı niye kandırdın? O kızı niye kandırdın? Komalık mı oldun dedi. Kimi kandırmışım ya? O kızı neden kandırdın? Öyle bir şey sen yok. Sen benim hayatımı mahvettin. O kızımın hayatını mahvettin. Sen...
Nasıl komalık oldum dedi. Nasıl mahvediyor hayatını? Ya. Yalan söylüyorsun işte, o rapor o yüzden yok. Her seher nasıl mahvediyor? O kadar fikret gördüm abla ben. Cezaevine girdi çıktı. Ayça çocuğu bakamaz. Bunun yanında bakamaz o. Bakamaz. Bakamaz Esra Hanım, bakamaz. O çocuğa bakamaz da. Sen gitsin ya. Sus. Ah telefon düştü. Şimdi tekrar bağlı. Evet. Ben çocuğuma çok da güzel bakıyorum. Ayça. Yusuf sana ben komalık oldum falan bir şeyler dedi mi? Hayır, yalan yalan, hepsi yalan. Engellemiş ama bak Yusuf kabul ediyor bunu. Niye engelledin telefonunu Yusuf'u? Normalde ben evet, engelledim. Barışacağım dedi. Hayır. Barışacağım deyince engelledim arayı. Ondan sonra ben de kestim aramayı. Hayır ama tam Yusuf'ta da o tip var yani. Hani yalandan ayıldım bayıldım, ay hayattan vazgeçiyorum falan diyecek bir şey var. Yalnız Yusuf hiçbir şeye sinirlenmiyorsun. Ben de şunu anlamıyorum mesela. Hiçbir şeye sinirlenmiyorsun. Ona hiç sinirlenmiyor. O iddia odun yok, kömür yok dedi. Yusuf'un içerisinden başka bir adam çıktı. Bu kızın hayatını mahvedeceksin diyor. Seher seni 10 yıldan fazla tanıyor. Seher. 10 yıldan fazla tanımıyor beni Seher. Beni arkadaşlar tanıştırdı ona. Hmm. Bana dediler ki o kız... Şimdi Seher... Evet affettim, düzelir diye affettim Esra Hanım. Ay ne, hasta mı düzelecek bu? Hasta düzelir. Allah Allah. Sanki grip oldu da iyileşecek yani. Tutturmuşsunuz bir yol gidiyorsunuz. Sizin böyle bir grup yaşam aşkınızı da ben anlamıyorum açıkça. Söyleyeyim yani. Bu kadın, bu kız senin yanına geliyor. Senin yanına gelince Seher geliyor. Hepiniz beraber oluyorsunuz. Bu grup aşkınız nedir sizin ya? Biri anlatsın bana. Peki Seher de telefon attığında, Esra Hanım, şimdi Ayça'nın, bir dakika, Ayça'nın babası da telefon attığında. Ayça. Evet. Eşin ve eşinin ailesi seni baskı ve zorla. Evet. Eve soktular. Evet. Boşanmadan vazgeçirdiler. Evet. O evden kalma, o evde yaşamanı evet. ve kalmanı sağladılar. Ve sonrasında bir anda seni sokağa attılar. Evet. Niçin babanın yanına gitmedin? Evet. Kendi öz babamın yanına. Hı hı. Benim kendi öz babam benimle konuşmuyor. Ben onunla konuşmuyorum zaten. Biz kendi öz babamla küsüz. Benim babam da bana şiddet uyguladığı için. Ben onu şikayet ettim. Yurta gidip yurtta kaldığım için benim babam benimle konuşmuyor. Peki. Zeki Bey hoş geldiniz telefon hattına. Hayırlı akşamlar, hayırlı günler, hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Öncelikle sizin var olmanızla ve Hülya abladan da gurur duyuyorum. Sağ olun. Gerçekleri şey yaptığınız için ben de sizden tek öncelikle ricam var. Buyurun. Mümkün mü? Bir sakıncası yoksa. Meram'ı anlatabilir miyim? Kısa ve öz olarak. Tabii. Ablacığım, Halil denen şahıs Ayça'nın kayınpederi. Ben 12 aydır evliyim. 10 aydır da onları tanıyorum. Anlatabildim mi abla? Geldiğimden beri de onlarla ilgili birebir evime de davet ettim. Evlerine de gitti. Ama gerçekten işin iç yüzünü düşündüm, gördüm. Namusuma da sahip çıktığım için o da benim namusumdur. Ama şöyle bir ricada bulunuyorum. Halil Koçer, hemisi de dinliyor beni şu anda. Gerçekten Müslümansa, Osmanlı torunuysa, Osman evladıysa, Müslüman evladıysa doğruları Halil Koçer söylesin, rica ediyorum. Lan dadaşım diye, dadaşım diye üyanıyorsun. Ben avşarım. Sen de dadaşsın. Erkek gibi konuş o zaman. Tamam, erkek gibi konuşsan ben avşarım. Dadaşsan dadaşını bil lan. Bir şey söyleyeceğim. İnsan olmak zaten erdemli ve doğru olmaya gerektirir. Evet. Bunun için herhangi bir ile, ilçe, hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Doğru olan, vicdanı olan herkes en doğruyu söyler. Şimdi Zeki Bey, bu arada üvey baba. Siz ne söyleyeceksiniz? Kızınız... ya üvey baba tanımını sevmiyorum ama annenin ikinci eşi. Niçin Batuhan'la tekrar barıştı? Bu barışmadan sizin haberiniz var mıydı? Bak şimdi barışmadan şöyle bir şey anlatayım. Yalnız doğrusunu söyle, önce... doğruyu söyle. Ablacığım, Esra abla. Dinliyorum. Sen de doğruyu söyle. Ablacığım. Dinliyorum. Dinler misin? Dinliyorum. Ben de şerefim namusum üzerine diyorum. O da şerefine namusuna doğruyu söyleyecek. İspatlayacak. Soruyorum sizin huzurunuzda. Halil Bey, benim evime geldin mi gelmedin mi? Geldim.
Ne için vardın? Ne için vardın? Bir dakika dinle, açıklayacağız. Dur, ben de senin evine geldim mi, ailemden gelmedim. Evet geldin. Biz baş başa senin evinde kalınca, bak Esra abla iyi dinle. Sen bana demedin mi? Dur. Ben bunların içine girdiğime pişman Esra oldum. Bunların hepsi pişman oldu. Dur Halil Bey. Evet. Bu son olaydan bahsediyorsunuz değil mi? Yok. Bu son olaydan bahsediyorsunuz. Son olaydan. Önceleri. Dinler misin? Heh, dinleyeyim dur. Önceleri. Evet. Abla beni evine davet etti. Biz gittik. Ne zaman? Önce ne şunu anlatayım. Ya bir dur. Evini deme. Kız bir dur, gittik evine. Biz baş başa kaldık, yemekte yedik. Evet. Orada bana ne dedi biliyor musun? Ne Halil, dedi? Halil dinle. Namusuna, şerefine söyleyeceksin. Ben de namus için doğruyu söylüyorum. Evet. Bana ne teklif ettin Halil Efendi bana? Ne teklif ettin? Lütfen gelin rapor verin. Bu kız engellidir. Bu kızı çocuğu elinden alalım. Ne zaman oldu bu? Yalan söyleme ya, yalan söyleme. O gün benim evimde niye yattın? Yalan madem terk ettin ya. De sabaha kadar niye yaptın? Bu olay ne zaman oldu? Esra Hanım, bana değil, diyorlar. İftiraya bak ya. Ne zaman oldu bu olay? Soru basit. Esra abla, bir de şunu söyleyeyim. Benim evime gelince de aynı teklifi, kızı engellidir, gelin rapor tutalım. Kızı engellidir, rapor tutalım. Çocuğu onun elinden alalım. Anası da bakamaz, kendi de bakamaz diyor. Bir yıldır evindeyim. Sizce bakabiliyor mu? Sizce bakabiliyor mu? Bak rapor devlet kurumundan alınır. Bu konuda da heyet raporu zaten çıkar. Zaten bu arada bedensel engelli raporu var %46. Yani onun haricinde... Ben size sormak istiyorum. Sağlıklı bir... Bunların evlenme ehliyeti var mı? İşin soru şeyi orada. Yani Ayça'nın yaptığını doğru buluyor musunuz? İkisinin siz? Batuhan'la bak... Batuhan'la sence evet, bu abi. Ayça evlilik yapabilecek insanlar mı? Hayır değil. Ben de diyorum ki Halil Efendi sen Müslümansın. Bunların evliliğine başladın ya. Çocuğun bakımına bakmıyorsun da Ayça'nın ailesini sağını solunu ya yalan söyleme yalan söyleme. Çocuk ya. Senin evine gittiğinde. 13 yaşından beri çocuğun engelli. Çocuk senin evine gittiğinde babamı arayıp. Çocuğun malzemeleri bitti. Bezi bitti, maması bitti, sütü bitti. İhtiyaçları var değil. Ya şimdi bakın Batuhan, bunları kimdi? Zeki Bey, siz beni de dinleyin. Bakın bu konuların hepsini bundan yaklaşık 2 ay önce bu stüdyoda Ayça bu koltuğa oturduğunda eşiyle alakalı ve yaşadıklarıyla alakalı anlattığına bunların hepsini konuştuk. Burada bu çocuğun sütünden, mamasından daha ziyade daha önemli bir problem var. Babanın ve annenin çocuğa bakma konusunda yetersizliği. Ayça buradan ayrılırken niye gitti? Ben annemle kalacağım dedi. Annesi ne dedi? Ben bu çocuğa kendi evladıma da, evladımın doğurduğu çocuğa da gözüm gibi bakarım diye ayrıldı. Ayça buradan annesinin yanına gitti. Yani başında yine bir büyük vardı. Fakat değişen bir şey yok. Ayça yine başladığı noktaya geri döndü. Bu ailenin yanına geldi. Bu ailenin yanındayken de zaten bu çocuğa Halil Beyler bakıyorlardı. Asıl dava bu çocukla ilgili hangi kararın verileceği, bu çocuk kimin yanında güvende ve iyi olacak. Asıl mevzu bu. Bununla ilgili Aile Bakanlığı'nın inceleme yapması lazım. Ben mesela tüm bildiğim her şeyi Ayça ile ilgili, Yusuf'la ilgili, Batuhan'la ilgili secerelerini dökerim, ihbarlarımla, her şeyimle. İncelemeyi de yaparlar, ona göre karar verirler. Asıl mevzu çocuk nerede olmalı? Belki gerekirse devlet kurumunda da olabilir. Evet, bilemiyorum. Ben dinlenilmiyorum ya. Ya ben dinlenilmiyorum. Ne oldu Ayça? Senin hakkını savunurken Esra abla Esra ablaydı. Ya. Senin karşında olduğumda mı ben dinlenilmiyorum? Dinlenilmiyorum diyorsun. Sürekli onlar konuşuyor. Bana söz hakkı verilmiyor şu an. Babalığın konuştu. Biz ben konuşmadık. Ben de kendimi savunmak istiyorum. Ne diye savunacaksın Ayça? Esra Hanım. Esra Hanım evet ben engelliyim. %46 bedensel engelim vardır. Yalan söylemiyorum. Ben Rabbimin verdiği bir engel var. Ama ben çocuğumun mamasını yapabiliyorum. Altını değiştirebiliyorum. Üstünü giydirebiliyorum. Buna herkes şahittir. Esra Hanım. Gittiğin yer güvenli değil diyorlar sana. Ayça Hanım. Bu arada bedensel engel de bir çocuğun bakımı için... Yani eğer hani temel ihtiyaçların sıkıntı değil
Asıl problem zihinde olan engel. Sen bunu anlamıyorsun. Yarın bu konuya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu konuyla alakalı Batuhan'la Ayça'nın nasıl barıştığı, nasıl evden ayrıldığına dair komşulardan gelen ihbarlar da var. Ayça bir takım görüntülerden bahsediyor. Sen bir saç kesme görüntüsünden, bir saç kesme görüntüsünden bahsetti. Yarın da onları vereceğim. Yarın kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili seyirciler. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.